Bu videoda yönetim panelindeki web sitesi gelişimi araçlarını kullanarak web sitesi oluşturmayı öğreneceksiniz. Videodaki bilgileri doğru olarak uygularsanız yönetici paneli içerisindeki site geliştirme araçlarını kullanarak yeni bir web sitesi oluşturabileceksiniz. Web sayfası oluşturabilmek için Masterpage sayfalarından yararlanarak kılıfımla yeni bir Masterpage sayfası oluşturabileceksiniz. Web sayfasının içeriğinin görünümünü değiştirmek için stil şablonu oluşturup bunun kullanımını öğreneceksiniz. Web sayfasına özel belge türü oluşturmayı ve bunun kullanım yöntemini öğreneceksiniz. Web sitesi altında yeni bir sayfa oluşturmayı ve Türkçe ayarları yapmayı öğreneceksiniz. Web sayfasına çoklu ortam eklemek için medya aracından faydalanmayı öğreneceksiniz. Web sayfalarının kullanıcı ile etkileşimini artırmak için JavaScript tabanlı HTML form kullanmayı öğreneceksiniz. WebMetrics 2 programını kullanıp yönetici paneline giriş yapıyoruz. Web sitesini geliştirmek için yönetici paneline giriş video dersinde tanıtılan araçlardan faydalanacağız. Öncelikle Content klasörünün altında yeni bir web sitesi oluşturmak için Create sekmesine tıklıyoruz. Gelen ekranda web sitemizi nerede oluşturmak istediğimizi soruyor. Content klasörünün altında seçip OK'ye basıyoruz. Name alanına Umbraco Web adında site ismi giriyoruz. Belge türü olarak diğer web sitesi için oluşturmuş alanı bırakıp Create diyoruz. Orta panelde sitenin ayarlamalarını yapmaya başlayabiliriz. Site name ve site description alanları web sitesinde banner alanında görüleceği için site ismini ve sloganını yazabilirsiniz. Content sekmesine tıklayıp metin editörüne sayfa ilk açıldığında görmek istediğimiz bilgileri giriyoruz. Bizim için gerekli alanları doldurduk. Yaptıklarımızı web sitesinde görmek için Save and Publish sekmesine tıklıyoruz. Ardından Preview sekmesine tıklayarak yaptığımız değişiklikleri görebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz web sitesinde üst menüde biz yazmadığımız halde Home sekmesi geldi. Umbraco CMS menü mantığında ilk sayfayı Home olarak ayarlamış. Daha sonraki menü isimleri ise bizim web sitesi klasörünün altında oluşturduğumuz sayfaların isimleri olarak alınmaktadır. Türkçe yapılacak sayfalarda bu ayarı değiştirmek için yapılması gereken Developer aracından XLD Files dosyalarının altından UMB Top Navigation XLT dosyası altında Home olan alanı ana sayfa yapmaktır. Yaptığımız değişiklikleri kaydediyoruz. Değiştirme işlemini yapıp kaydettikten sonra yaptığımız değişikliği gözlemleyelim. Sitemizi açtığımızda ana sayfanın eklendiğini görebiliyoruz. Şimdi sitemize yeni bir web sayfası ekleyeceğiz. Fakat bunun için biraz değişiklik yapacağız. Öncelikle Settings aracını açıp Templates klasörünün altında kök Master Page'den alt bir Master Page sayfası türeteceğiz. Web sitesini oluştururken bu hazır Master Page sayfalarını kullandık. Site sayfaları arasında bütünlük olması açısından temayı aynı bırakıp içerik alanında değişiklikler yapacağız. C# ve ASP.NET MVC mimarisi ile
Sizler de Umbraco CMS için şablonlar oluşturabilirsiniz. Starter Kit Master sayfası altında Create diyerek hakkında Master Page sayfası oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz Master Page sayfasında bizim için farklı kodlar eklendi. Şimdi bunlardan ihtiyacımız olmayanları siliyoruz. Sayfadaki kodları inceleyecek olursak en üstte sayfanın OMB Master dosyasından türetildiğini görebilirsiniz. Yani içerik kısmı dışındaki yerler sabit kalacak sitede. Content Placeholder alanı ile sayfa içerisinde ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsak burayı yazacağız. Yazdığımız kodlarda asıl Master Page sayfasında ekranda gösterilecek. Oluşturduğumuz Master Page sayfası içerisinde iki tane veri girişi alanı yapmak istiyoruz. Bunun için sayfaya ekleyeceğimiz kodları yazıyoruz. Sayfamıza iki tane veri giriş alanı yapacağımız için sol ve sağ olmak üzere iki tane class tanımlaması yapıyoruz. İki tane class oluşturduktan sonra bunların sayfadaki yerleşimlerini ayarlamak için bir CSS dosyası oluşturmamız lazım. CSS dosyasını Stitched klasörü altında oluşturuyoruz. Gelen CSS editöründe sayfamızın görünüm düzenlemelerini yapmak için kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. CSS dosyamıza bize lazım olan kodlamalarımızı yaptık. Şimdi kaydedip oluşturduğumuz Master Page dosyasında CSS dosyamızı bağlıyoruz. CSS dosyası bağlama işini isterseniz Starter Kit Master sayfasında ya da oluşturduğumuz hakkında Master Page sayfasında yapabiliriz. Biz Starter Kit Master sayfasını açıp diğer stil dosyaların üstüne hakkında stil dosyasının tanımlamasını yapıyoruz. Stil dosyasını sayfamıza bağlamış olduk. Kodlamaları yaptıktan sonra içeriklerimizi gireceğimiz belge türü oluşturmamız lazım. Bunun için Document Tips klasörü altında hakkında belge türü oluşturuyoruz. Bize bu belge türünün başka bir belge türünden türetilip türetilmeyeceğini soruyor. None olarak bırakıyoruz. Name alanına hakkında yazıyoruz. Çıkan ekranda belge türü ile ilgili oluşturulmuş bilgileri inceliyoruz. Burada ikon türünü değiştirip Deutsch yapıyoruz. İkon resmini de değiştiriyoruz. Default Template alanında oluşturduğumuz hakkında Master Page dosyasını seçiyoruz. Bunu seçmemizin sebebi web sayfası oluşturduğumuz zaman sayfamızın belge türüne göre eşleşen Master Page ile açılmasıdır. Bu sayfa ile işimiz bitti. Şimdi Tab sekmesi altında işlemlerimizi yapacağız. Bu sekmede belge türüne ekleyeceğimiz içerikleri kategorilere ayırmaktadır. Biz içerik ile ilgili belge türü oluşturacağımız için Content tabı oluşturuyoruz.
Gördüğünüz gibi content tabını oluşturmuş olduk. Generic Properties sekmesinin altında belge türü özelliklerini ayarlıyoruz. Burada alias alanı önemli. Çünkü alias alanına kullandığımız ismi başka kod sayfalarında kullanacağız. Buradaki bilgileri dolduruyoruz. Name ve alias alanına sol içerik yazıyoruz. Tür olarak Rich Textbox editörünü seçiyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra Save diyoruz. Aynı işlemleri sağ içerik için de yapıyoruz. Belge türünü oluşturduk. Girdiğimiz içeriklerin sayfada görünmesi için Master Page dosyasında ilgili yerlere eklemeler yapacağız. Sağ ve sol olmak üzere iki tane alan için veri türünü tanımladık. Şimdi onları ilgili diblerin arasına yerleştireceğiz. Bu işlemi yapmak için üst menüden Insert Umbraco Page Field sekmesine tıklıyoruz. Gelen ekrandan bizim için lazım olan sol içerik alanını seçip Insert diyoruz. Gördüğünüz gibi sol içerik alanı klası sol olan dibimin arasına yerleştirilmiş oldu. Aynı işlemi sağ içerik alanı için de yapacağım. Alanlar sayfamıza eklenmiş oldu. Ayrıca sol içerikte sayfada varsayılan olarak Umbraco CMS metnini göstermek için sol div yanına H1 başlığı içerisinde Umbraco CMS metnini yazıyoruz. Sayfamızı oluşturduk. Save diyoruz. Şimdi Content menüsünden sitemizin altında yeni bir web sayfası oluşturuyoruz. Şimdi onu eklemek için web sitesinin oluşturulduğu belge türünün altında işlemler yapacağız. Bunun için Settings, Document Types altında Home Page belge türünde Structure yapısı altında hakkında olan alanı tik koyup Save diyoruz. Tekrar web sitemizin altında yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bu defa gördüğünüz gibi varsayılan olarak doküman tipimiz geldi. Gelen ekranda sol içerik alanıma metin ve logo eklemek istiyorum. Logo eklemek için öncelikle medya aracına gidiyoruz. Upload sekmesine tıklayıp masa üstünden bir adet resim seçip yükleyeceğiz. Resim dosyamız yüklendi. Resim dosyamızı eklemek için Insert Edit Image sekmesine tıklıyoruz. Gelen ekrandan resim dosyamızı seçip Insert'e tıklıyoruz. Resim dosyamızı içeriğimize eklenmiş oldu. Sağ alana da metin girişi yapıyoruz. İçeriklerimizi girdikten sonra sayfamızın yayınlanması için önce Save and Publish sekmesine tıklıyoruz. Ardından Preview ile sayfamızın nasıl göründüğüne bakalım. Tasarımımız oldu. Yalnız sayfamızı oluştururken Türkçe karakter kullandığımız için adres çubuğunda da böyle görünüyor. Türkçe karakter kullanımı hatalı olduğu için bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için site ayarlarında düzeltme yapmamız gerekiyor.
ve Matrix 2 programında. Sitemizin klasörü altında config klasörünü buluyoruz. Config klasörünün altında Umbraco Settings Config dosyasını bulup açıyoruz. Buradaki karakter alanlarına aynı şekilde Türkçe eklemek istediğimiz karakterleri girebiliriz. Biz şimdilik I karakterini I karakterine dönüştürme işlemi yapacağız. Karakter dönüştürme işlemini yaptık. Şimdi dosyamızı save deyip kapatıyoruz. Yönetim panelinde save sayfamıza tekrar save and publish diyoruz. Properties sekmesinden linkimizin değiştiğini göreceksiniz. Tıkladığımızda Türkçe karakter sorununu halletmiş olduğumuzu görüyoruz. Türkçe karakter sorununu bu şekilde çözebilirsiniz. Sayfamızın genel tasarımı böyle olacak. Sizler öğrendiğiniz bilgilerle içeriğinizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Şimdi sayfa ile kullanıcı etkileşimini sağlamak için JavaScript kodları ile basit bir HTML form ekleyelim sayfamıza. Hakkında master page sayfasını açıyoruz. Sağ div içerisine kodlarımızı yazıyoruz. HTML formumuzu sayfamıza ekledikten sonra save diyoruz. Kodlarımızı yazdıktan sonra JavaScript klasörünün altında form adında JavaScript dosyası oluşturuyoruz. Tip olarak JS file. Create dedikten sonra sayfamızı oluşturmuş olduk. Şimdi sayfaya JavaScript kodlarımızı yazalım. JavaScript kodlarımızı yazdıktan sonra save deyip kapatıyoruz. Ve hakkında sayfasını açıp yaptıklarımızı test ediyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamıza JavaScript tabanlı HTML formumuzu eklemiş olduk. Şimdi bunu test edelim. Gördüğünüz gibi JavaScript tabanlı formumuz hazır. Bu uygulama ile birlikte yönetici paneli uygulama dersini bitirmiş olduk. Umbraco CMS yönetici panelini kullanarak bir web sitesi geliştirdik. Uygulamalarda anlamadığınız bölümler var ise videoyu tekrar izlemenizi ve gerekli adımları tekrar yapmanızı öneriyoruz. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.